Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok nefis, yumuşacık bazlama yapacağız arkadaşlar. Bu bazlamamızı sütlü olarak yapacağım. İlk önce karıştırma kabıma 2 su bardağı ılık sütü alıyorum. Hemen ardından yarım paket kuru mayayı da ilave ediyorum. Ve 1 fincan da sıvı yağ ilave ettim. Mayayı da şöyle bir karıştıralım. Hiç su kullanmadım arkadaşlar bu bazlama tarifimde. Çünkü bazlamaya süt eklediğimizde ya da çöreklerde süt eklediğimizde yumuşacık ve çok da lezzetli oluyor. 5-6 dakika bu şekilde bekletiyorum. Maya tamamen erisin. Mayamız aktif hale geldi. Kabarmaya başladı artık. Tekrar bir karıştırıyorum. Ve hemen ardından 5 bardak unumuzu ekliyorum. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı da tuzu ilave ettim. Şöyle bir kabaca karıştırıyorum. Un az gelirse tekrar ilave edeceğim. Şöyle kalan unu da ilave ettim. Bir bardak daha un ilave ediyorum. Daha sonra elimle yoğuruyorum biraz. Yarım bardak daha unu ilave ederek tekrar yoğuracağım. Bu ölçülerde 7. bardak unu da kullanıyorum. En son söyleyeceğim. Açıklama kısmına da ne kadar un malzeme kullandığımı yazacağım. Hamurumuzu güzel bir yoğurduktan sonra kıvamı da şöyle göstereyim. Yumuşak bir hamur elde ettik ve çok da güzel nefis bir bazlama yapacağız. Hemen üzerine streçle kapatıyorum. Ilık bir ortamda yarım saat kadar bekletip mayalandırmayı bırakıyorum. Hamurumuz çok güzel kabarmış. Hemen açalım. Tavamızın büyüklüğüne göre bezelerimizi alıyoruz. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezelerimizi alıp hazırlayalım. Bazlamalarımızı bezeli aldıktan sonra merdane ile çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. Bu incelik çok güzel. Zaten mayalı hamur olduğu için de pişerken kabaracak. Bu incelik yeter. Açmış olduğum son hamuru da bırakıyorum. Diğer taraftan ısıttığım tavama biraz yağ döküyorum. İlk bazlamamızı atarken tavamızın sıcak ısınmış olması gerekiyor. Bazlamalarımızı orta ateşte böyle pişirmemiz gerekiyor. Arada bir şöyle çevirelim. Pişen bazlamalarımız sıcakken şöyle biraz tereyağı sürelim. Daha lezzetli ve daha yumuşak olsun.
Hamur mayalı olduğu için çok güzel kabarıyor arkadaşlar. Böyle yumuşacık. Kahvaltılarda, beş çaylarında, ara öğünlerde de yapabileceğiniz en güzel pratik bazlama ve yumuşacık. Şöyle çevirelim. Nefis sütlü bazlamamız bu kadar kolay ve pratik. Çok kısa sürede pişirebileceğiniz çayların yanına kahvaltıya güzel bir bazlama yapıp servis edebilirsiniz. Yumuşacık bazlamalar hazır.